1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Tabii ki şaşırmadım. Hatta duyar duymaz bir şarkı var, o geldi aklıma. Bu senin aslına rücu edişin. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Lozan'la ilgili açıklamaları büyük tepki topladı. O açıklamalara tepki gösterenlerden biri de İstanbul Barosu Başkanı Ümit Koca Sakal. Türkiye'nin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir ortamda onların dilinden böyle bir hocam. Tabii böyle bir açıklama, özellikle o yüzden öyle söylüyorum. Böyle bir açıklama kime ve neye hizmet eder? Ulusal kanalda yayınlanan Anında Gazete programına katılan Koca Sakal, Lozan'a saldırmak Sevr cephesinde yer almaktır dedi. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığının belgesi, yani bir doğum belgesi ve tapu senedi. Bu durumda Lozan'a saldırmak, Lozan'ı inkar etmek, İsmet Paşa'yı inkar etmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını, birliğini inkar etmek demektir. Bu anlamda da o çok dillendirdikleri üst aklın yani emperyalizmin Sevr cephesinde yerini almak demektir. Koca Sakal Erdoğan'ı uyardı. Sırtını tarikatlere, cemaatlere dayayarak ya da şakşakçılara dayayarak ayakta kalamaz. Çünkü istisnasız söylüyorum, tarikatlar ve cemaatlerin hepsi emperyalizmin taşeronu ve maşasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını bu şekilde inkar ederseniz o makamda kalamazsınız. Ülkeyi Abdülhamit'te olamayacak duaya amin birleştirmeye çalışarak, Cumhuriyet'le kavga ederek, Cumhuriyet'in kurucularına saldırarak, söverek birlik ve beraberlik sağlayamazsınız. Bu ülkeyi, bu milleti düşünseler, bundan bir ders alsalar, evet, bu ülkeyi sadece ve sadece Atatürk ve Cumhuriyet üzerinde birleştirebileceklerini, aksi durumda bu ülkede hiçbir biçimde bir birlik ve beraberliğin olamayacağını anlardı.